polis aldırtma lazım. Bu yalan söylüyorsun. Gözünü siliyordu sonra. Bir sıcak gündem programında sizlerle yeniden birlikteyiz. Haftanın ilk gününde, ilk iş gününde, pazartesi günündeyiz. Sıcak bir gündem, gerçekten çok sıcak. Eylemlerle başlayan bir Lefkoşa var. Bu Lefkoşa gününde sizlerle birlikteyiz bizler de. Yoğun bir gündem bizlerle başladı. Bunu değerlendireceğiz. Hafta sonundan kalan yoğun bir gündemimiz var. Onu da birlikte değerlendireceğiz bugün. Ama 41-43 SMS numaramız, bize SMS yoluyla ulaşabilirsiniz. Sormak istedikleriniz, söylemek istedikleriniz varsa yorumlarınız, bize bu numaradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca bizleri televizyonlarınızdan izleme şansınız yoksa 96.6 Radyo T'den, 97.0 da Posta FM'den bizi takip edebilirsiniz. Telefon bağlantılarımız da olacak, olay yerinde de olan arkadaşlarımız var Kanal T Haber Merkezi'nden. Onlar da bize aktaracaklar, neler var neler yok, bugün neler yaşandı, olay yeri izlenimlerini onlarla paylaşacağız. Kanal T Haber Müdürü Mahmut Doğan bizlerle birlikte bugün stüdyomuzda, bugünü değerlendireceğiz. Hoş geldin Mahmut. Hoş bulduk Canan. Gerçi biz hoş geldik, sen buradaydın ama biz hoş geldik. Bugün gerçekten çok yoğun bir gündem var. İki tane önemli gündem. Biri Ulusal Birlik Partisi'nin kurultay mahkemesi duruşması, ki çok ilginç bir sebepten dolayı ertelendi, onu biraz konuşuruz ama bir daha önemlisi sendikaları, sivil toplum örgütlerini ve bazı siyasi partileri de harekete geçiren bir olay. Lefkoşa Türk Belediyesi'ndeki sorunlar. Lefkoşa Türk Belediyesi çalışanları bugün yine işbaşı yapmadı. Eylem vardı. Belediye meclis toplantısı varmış yanılmıyorsam. Şu saatlerde bir belediye meclis toplantısı konuşuluyor. Bilmiyoruz ne olacak. Cemal Başkan yani gelir mi gelmez mi? Hangi şeylerle yapılacak bu toplantı? Evet. CTP'liler istifa etti, DP istifa etti, TDP'liler istifa etti. Evet. Geriye kalan. Ama şimdi istifalarının da görüşülmesi lazım herhalde belediye meclisinde. Orada da değerlendirilmesi lazım. Herhalde onun için mi yapacaklar bilmiyoruz. Ya da 12 kişilik Ulusal Birlik Partisi meclis üyeleriyle yapılacak. Zaten toplantı hiç yapılamadı ki Canan. Yani bunun, yani neyin toplantısını yapacaklar, ben onu da merak ediyorum. Herhalde büyük ihtimalle toplantı da olmaz diye düşünüyorum. Çünkü zaten olsaydı bu süreç buraya kadar gelmezdi. Bir şeyler çözülecek olsaydı daha baştan çözülürdü. Yani malum bu konuda sadece DTB sorunu bugünün ya da 8 ay öncesinin sorunu değil. Daha önceden de kavgalar yaşandı DTB ile ilgili. Bunlar basına yansıdı. Daha çok Ulusal Birlik Partisi'nin kendi içerisindeydi. Hatta hatırlarsın o dönem içerisinde bazı bakanların adı bu olayların içine karıştı. LTB ile ilgili. O zaman da çok ciddi sorunlar vardı. Zaten bunu kimse inkar etmiyor. 2010 yılında işte TDP'nin de bir açıklaması vardı bugün. 2010 yılında bizim de böyle bir çalışmamız vardı. Kıbrıs Türk Hava Yolları olmasın benzeri diye. İşte biz bunu paylaşmıştık dedi ama tabii herhalde çok fazla gerek iç çekişmeler, gerek başka nedenler herhalde sorunun bugüne kadar gelmesindeki en önemli etken oldu. Evet. Artık yani bundan sonra ortada Lefkoşa Türk Belediyesi diye bir sorun yok. Zaten Lefkoşa Türk Belediyesi diye bir şey yok. Yani belediye tamamen bitmiş durumda. Bugün hiç belki Kıbrıs tarihinde olmaması gereken şeyler de oldu. Yani LTB önünde resmen miting alanına dönüştü. Siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, sendikalar hepsi oradaydı. Açıklamalar yapıldı. Ama hepsinde açıklama yapılırken ben yani bize gelen görüntülerden işte internet sitelerinden takip ettiğim kadarıyla hep şu vurgulanıyor: İstifa etsin. Tamam, istifa en son çaredir. Yani bu demokratik toplumlarda belki ilk başta yapılması gereken burada en sonda yapılacak gibi de gözüküyor. Cemal Başkan'ın da istifa etmeyeceğim yönünde yine bir açıklaması vardı bugün. Devlet Televizyonu'nun sitesinde okuma fırsatı bulduk onu da. Ama görünen şu açık ve net ki bu sorun şu an burada bitmedi. Yani, biteceğe de benzemiyor. Biteceğe de benzemiyor ve ortaya çözüm önerisi koyan da yok. Yani sen de gazetecisin, hep bunların içerisindesin. İşte
Başkan yani istifa etsin, çok belediye meclisleri istifa etsin, evet. Hükümet istifa etsin. Hı hı. Çok özür diliyorum, sözünü kestim ama bu bir, bana sorarsan bunun bir sanki bir seçim kampanyasına dönüşmesi gerekiyordu aslında doğallığıyla. Yani nasıl ki bir belediye seçimi istifa etmeden Ciddi Mal Bulutoğlu. Bu da bir taktik olabilirdi örneğin. Ben birkaç gündür haber toplantılarında da bunu konuşuyoruz bizler de Kıbrıs Postası'nda. Bu bir seçim kampanyasına doğallığıyla dönüştürülmeliydi. Her parti, siyasi yapı, örgüt kendi perspektifini ben böyle bir Lefkoşa Belediyesi istiyorum evet, ve yapacağım diyerek belki de bir seçim propagandası çalışması yapabilirdi ve bu da çok güzel bir protesto yöntemi bile olabilirdi. Yani biz böyle bir belediye istiyoruz. Bunun için bizi seçin diyebilirdi ve bir erken seçimi Lefkoşa Belediyesi'nde bir seçimi zorlayabilirdi. Ama senin de söylediğin çok doğru. Kimse de doğru düzgün bir çözüm ortaya önerisi şey yok. Koymadı. Yani biz röportaj yapıyoruz. Ben gönderiyorum arkadaşlarıma. İşte gidin röportaj yapın gelin. Emin olun benim onları dinlememe gerek yok. Gelen röportajları dinlememe gerek yok. Hı hı. İşte Cemal Başkan gitsin, hükümeti istifa etsin. Peki hükümet istifa etsin, belediyenin milyonlarca TL borcu var. Bunu kim ödeyecek bir? İkincisi Sayıştay raporlarına göre 1100 tane çalışan var. Doğru mu? Belki bunun daha fazlası var, eksiği yok. Üçüncüsü Güney Belediyesi, yani Lefkoşa'nın diğer yanındaki belediyede çalışan sayısı 310. Hı hı. Geçen gün ekonomik tedbirleri aldılar, bunun 60'ını işten durdurma gönüllülük esasına göre 250'ye düşürdüler. Siz burada bunları konuşmuyorsunuz. Hı hı. Ama orada tabii geçtiğimiz yani çok, gün bir Önal Aktolka da farklı bir şekilde açıkladı bunu. Güney'de 250 tane çalışan var. Evet ama örneğin asfaltta özel bir şirket çalışıyor. İşte ne bileyim çöpte bazı bölgelerde özel bir şirket çalışıyor. Yani farklı işte bir Canan, özelleştirme ayağı var orada da. Orada işte biraz farklı. Şimdi o sorunu zaten gündeme getirirseniz işte oradaki örnekleri biz bununla ilgili de bir çalışma hazırlayacağız. Yakın zamanda kamuoyuyla da paylaşacağız. Yani hem Türkiye'deki belediyeler eşdeğer belediyeler. Hı hı. Yani bugün Lefkoşa'nın nüfusu 50 bin 55 bin. Doğru mu? Türkiye'de o ölçekte bir belediyede kaç kişi çalışıyor? Özeliyle belediye personeli. Hazırladınız mı böyle bir çalışma? Çalışmayı hazırlıyoruz. Hı hı. Artı güneydeki yani en yakın komşusu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin. Onda kaç kişi çalışıyor bu ölçekli belediyelerde. Bunlarla ilgili bir çalışma yapacağız. Ve bunu kamuoyuyla paylaştığımızda emin ol bu belediyedeki çarpıklığın daha başka nedenleri de ortaya çıkacak. Yani düşünebiliyor musunuz? Biz Anamur'a gittik. Bakın bu çok ciddi bir örnektir. Yılda Anamur ilçesinde 1 milyar dolar para dönüyor. KKTC bütçesi ne kadar? İşte. 3.4 milyon, 400 milyar TL. Yani 3 milyar 400 milyon TL. Evet. 1 milyar dolar. Bugünün parasıyla yaklaşık 2 milyar TL. KKTC bütçesinin %60. Evet, çok büyük. Nüfus 55 bin. Karşı kıyı buraya 1 saat 30 dakika uzaklıkta. Nüfus 55 bin. Sokak pırıl pırıl. Çalışan sayısı ne kadar? 250. Aynı ölçekte ve ciddi anlamda bir gelirden bahsediyoruz. 1 milyar dolardan. Yani bunlara da bakmak lazım. E şimdi zamanında bu belediyeye bu işçiler alınırken niye kimse dur demedi? Evet. Niye sendika o zaman çıkıp demedi? Dedi aslında. Dedi. Birileri dur dedi birileri ama. Birileri dur dedi ama sadece dedi. Belki o dönemde bu belediyeye işçi sokamayanlardan da olabilir bu kişiler. Yani şimdi 1100 kişi ya bunun içinde hepsi UBP'li diyebilir misiniz? Ama şöyle de diyemiyorsun değil mi? Yani bu insanların hepsi işte fazla personel var. Belediye çok fazla dolu. İşte atalım bunları da düşürelim. Siz şimdi hakkı verdiniz bir kere. Artık bundan sonra yani verilen hak geri almaz. Yani bu şeye benzer. Ben senin maaşına zam yapıyorum. Arkadaş şimdi ben senin maaşını artık ödeyemiyorum. Zammını geri alacağım. Sen onu baştan düşüneceksin. Burası özel sektör değil ki, burası devlet kurumu. Yasalarla yönetiliyorsun, hukuk çerçevesinde yönetiliyorsan ona göre de sen alırken bunları düşünecektin bir. İkincisi eğer belediyeler yasam var diyorsan bugün TDP lideri de açıkladı belediyeler yasasıyla ilgili çok çarpıcı. Yani belediyeleri denetleyen hiçbir mekanizma yok. Yani sen ihalede usulsüzlük yaptın.
Seni denetleyecek bir mekanizma yok. Şey bir de yok yani işte dediğimiz gibi gidip şikayette bulunuldu belediye için. Sayıştay haftalar sonra rapor yayınladı. Hani Türkiye'de biliyorsun yani bunu ben hep örnek veriyorum, yanlış anlamasın beni izleyicilerimiz ama Türkiye'de bir televizyon kanalında yapılan bir reality show tarzı bir programda bile işte hemen savcılık bunu harekete geçiriyor, suç duyurusu açıyor, kayıpta, hırsızlıkta, her şeyde. Ya Canan, ama çok burada basit bir örnek vereyim. Bu ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın Tatlı Sert diye bir programı var. Yani orada işte kadın ne oldu, öldü mü ölmedi mi, kaçırıldı mı kaçırılmadı mı diye konuşurken Müge Anlı diyor ki evin bodrumuna baktınız mı? Polis onu ihbar kabul ediyor. Gidiyor bakıyor ki kadının cesedi evin bodrumunda. Düşün yani. Polis reality show mu izleyecek? Ama izliyor. Bir birim oluşturmuşlar, izliyor. Sen burada o kadar program yapıyorsun. Biz neler yaptık? Biliyorum. İçindeyiz. Onların geri dönüşümü olduğunun da farkındayız. Hı hı. En basiti küçük Mustafa olayı. Kanal T'nin başarısıdır yani. Böyle bir olayla biz anılmak istemezdik ama sabah programımıza gelen SMS çocuğun cesedinin nerede bulunduğunu ortaya koydu. Polis gitti bunu orada gördü yani. Bir izleyici işte burada ben birilerini gördüm. Bir şeyler koyuyorlardı. Şey bu taraf işte adres bu. Gittiler işte Güngör'e yakın bir yerde buldular. Demek ki izleyince bir şeyler oluyor. Hı hı. Birileri izlesin artık. Birileri görsün. Gördükten sonra da harekete geçsin. Sadece işte bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığıyla devam ederse zaten hiçbir yere, hiçbir sonuca varılamayacak. Hı hı. Şu an belediyede de kim gelse düzeltebilir. Bu haliyle biraz kimse zor düzeltebilir diye düşünüyorum. Kusura bakmasın. Yani bugün iktidarı kime teslim ederse etsinler belediyede, belediye borç batağına düşmüş durumda. Hı hı. Peki sence ne yapılması lazım? Yani nasıl bir çözüm önerisi olabilir ki? Bilmiyorum, herhalde siyasi partiler yapamadı, biz mi yapacağız çözüm önerisi? Demeyelim tabii iyisi, onu. Yani biz neticede idareci değiliz. Hani gazeteci gözüyle sorarsan Türkiye'de benzer durumlarda kayyum atıyorlar. Bir kayyum atarsınız. Bütün ihaleleri iptal edersiniz. İşçi sayısını onu yapmadılar mı? Bir çeşidini kaymakamla yapmaya çalıştılar. Yani o, o da biraz ona, darbe gibi oldu. ona zaten hiçbir şekilde izin verilmedi yani. Kayyum atarsınız. İşte o kayyum ihaleleri iptal eder. Gelir gider dengesine bakar. İşçilere dersiniz ki 2 ay 3 ay ben maaş ödeyemeyeceğim. O ara bakarsınız, işte belediyenin gelir gider dengesini ortaya koyarsınız, mali tablolarını ortaya koyarsınız. Zaten işçi şu anda maaş alamıyor. Sendikanın da bunu ödeyecek gücü de yok. Hı hı. Zaten... Ama şey noktası olması lazım. Sanırım biraz da kamu vicdanına hitap etmek lazım belediyede. Ben öyle düşünüyorum artık. Yani pratik işten çok biraz da kamu vicdanının rahatlatılması lazım. Ki bu vicdan kendimden düşündüğüm için, çünkü ben de bir Lefkoşalıyım. Lefkoşa'da oturuyorum. Kendimden düşündüğüm için söylüyorum. Suçlular bu konuda kesinlikle yargı önüne çıkmalı. Bu kim olursa olsun. Sendika başkanı da olabilir, sendika yöneticisi de olabilir, gelmiş geçmiş, belediye başkanı da olabilir, bir yetkili de olabilir. Bilmiyorum yani artık bu konuda kimse suçlu, biraz da kamu vicdanının düşünülerek yargı önüne çıkması gerektiğini düşünenlerden. Şimdi önce kamu vicdanından bahsedecek olursak çok güzel bir konuya değindin. Kamu vicdanı rahat değil çünkü evinin önünde daha düne kadar çöp dağları vardı. Evet. Kamu bilmez onu. Ben 300 milyon su faturası ödedim, onu bilirim. İçinde temizlik vergisi var, aydınlatma vergisi var, ilaçlama vergisi var. Benim vicdanım ödediğim paradan dolayı rahat değil. Yani kusura bakmayacak sendikada, belediyede. Yani sen orada hakkını savunuyorsun ama senin haklarını savunduğun noktada benim hakkımı eğer gasp etmeye başlıyorsa biter. Yani çöp toplayarak bu halkı, toplamayarak bir kere bu halkı bu duruma sokamazsınız, bir. İkincisi, belediye bu işçilerin maaşını ödemeyerek bu işçileri sıkıntıya sokamaz. Çünkü sen benden paranı tahsil ediyorsun. Hı hı. Senden de tahsil ediyor. Ha, tahsil edemediğin noktalar varsa, kişiler varsa git onlarla mahkemelik ol. Niye işçinle mahkemelik oluyorsun? Evet. Bir diğer taraftan maaşı da geçtim. Biliyorsun en önemli şeydir bir çalışan için. Sigorta, ihtiyaç sandığı durumu var. Yani insanların geleceğiyle de oynama gibi bir pozisyon var şimdi. Ve bu çok büyük bir sorun bence. Canan, daha büyük sorun geliyor. Yani bu böyle çöpler toplandı gitti değil. Yani bu sigaraya benzer. Sigarayı bugün içersiniz, 5 yıl sonra hastaneye gidersiniz. Artık devlet size bakar. Şimdi bugün o mikrobu kapanlar da emin ol, yani belki bizler de varız içinde. 2-3 ay sonra hastanelere akın edecek. Çünkü niye? O mikroplar artık vücutta
iyice yerini yapmaya başlayacak. Hastalıklar ortaya çıkacak. Sağlık giderlerini bu sefer bütün nef koşanın sağlık giderlerini karşılayacaksınız neredeyse. Zamanında yapılsaydı bu önlemler yani. Bunları bazı şeyler gecikmeli. Bunu herkes kabul edecek. Evet. Doğruları da herkes bilecek yani. Bugün Kemal Denizdan'a kaymakam biraz fazla sinirliydi. Çok. Bazen sabah programlarını da takip ettim. Hı-hı. Bütün neredeyse bütün kanalların televizyon programına bağlandı ve bu gazete haberiyle ilgili. Gazete haberleriyle ilgili çok ciddi bir sinirleri vardı. Ama şunu da söylemek lazım. Sayın Dana bizi dinliyorsa gerçekten hala özellikle Kıbrıs Postası'nda bugün sabahtan beri Dana'nın dün yapmış olduğu bir açıklama vardı. Her yer tertemiz diye. Eğer değilse efendim her yer tertemiz. Lütfen böyle açıklamalar yapmayın. Çünkü sizin yaptığınız bu açıklama üzerine sabah saatlerinden başlayarak şu saate kadar Kıbrıs Postası'na çok fazla ihbar geldi. Ve biz birçok kişiyi kaymakamlığı arayın lütfen diye yönlendirdik. Evimin önünde hala çöpler birikti. Kızılbaş bölgesinden, Kızılay bölgesinden, Çağlayan bölgesinden. Buralardan sürekli ihbar telefonları geldi bize. Yok, bak ben Kızılbaş tarafında oturuyorum. Bizim o başbakanlık, o işte geri Bolu'nun 3. sokak bizim orada temiz. Örneğin bana bir vatandaş söyledi. Buradan belki ihbar da kabul eder. Gidersiniz vatandaşın yerini temizlerler. İçişleri Bakanlığı'nın olduğu bölge, evet. İçişleri Bakanlığı'nın olduğu sokak temizlenmiş. Arka sokağında çöpler yığılmış. Olabilir. Doğrudur. Bu şekilde vatandaş bir durum var. Yani diyorsa zaten doğrudur. Evet, yani. Tertemiz demek çok da doğru olmuyor. Böyle açıklamalar yapmayalım o zaman eğer emin değilsek en azından. Yani şimdi bir kere kaymakam iyi niyetti. Ya bunu kabul etmek lazım. Yani ben yakından da tanıyorum kendisini. Aradığımız zaman telefonumuzu da açar. Bir eğer sıkıntı varsa, soracağımız bir şey varsa da direkt sorarız, içtenlikle cevap verir. Şimdi bu iş kaymakamlığın görevi değil. Evet. Bu kaymakam bey sağ olsun nokta nokta her yeri bilemez yani. Çünkü neticede bu belediyede çöp toplama işi biliyorsun yani hep belli birimler var. O birimler belli noktalara gidiyorlar. Bir de uzman arkadaşlar artık biliyorlar. Yani uzmanlaşmışlar yani da artık. Biliyorlar. Yani şu şeye benzer. Bizim burada oturup kendi konuştuğumuz haberi gidip yazmamıza benzer. Hı hı. Çünkü adam biliyor ne yapacağını. Ama şimdi siz İskele Belediyesi'nden adam getiriyorsunuz. İşte özel şirketlerden topluyorsunuz. Ve bir yerleri temizlemeye çalışıyorsunuz. Ya bir kere işte o kepçelerle çöp toplanmaz yani. Ama ne yapsınlar? Dağ gibi olunca artık kolay yoldan işte bir şey yapmaya çalışıyorlar, toplamaya çalışıyorlar. Toplanmaz. Ama iyi niyetliler. Bunu görmek lazım. Örneğin bir ihbar daha var. Sabah saatlerinde gelmişti yine bu. Lefkoşa'da Küçük Kaymaklı Stadı'nın arka tarafında belli ki kepçelerle çöp toplanmış. Çok ciddi bir şekilde koku ve pislik yayılmış. Evet, doğrudur. Bunlar hani çöp yığını yok belki ama yollarda, sokaklarda yani çocuk var. Bezleri var, bir sürü şey var ve çok kötü bir şey. Yani bunun görüntüsü de çok kötü. İşte asıl hastalığı da bunlar doğuruyor. İşte kaymakam beyin, sen dedin ya açıklamayı yaparken biraz daha bence sokakları daha iyi gezdikten sonra bu açıklamayı yapması gerekli. Bugünkü açıklamasını da ben de dinledim. Çok kızmıştı yani. Hı hı. Bayağı yani, sinirli bir şekilde. İşte gazeteci arkadaşımıza da bayağı ağır eleştiriler yine. Evet. Ama örneğin bir gazeteci abimiz de şu yorumu yaptı Sayın Dana için. Ben de doğru buldum aslında bu yorumu. Sayın Dana iyi niyetli, iyi de bir insan. Bir şeyler de yapmaya çalışan bir insan ama neticede bir kamu görevlisi. Yani işte onun için. Atanmış bir kişi. İşini yapacak olan bir kişi, yapması gereken bir kişi ama kendini biraz fazla belediye başkanının yerine koymuş. Hani bence kötü bir şey. Yapmasın böyle bir şey. Çünkü böyle bir sorumluluğun altına, böyle bir yükün altına kendisini sokmasın. Ama işte o sorumluluğun altına soktular. Yani ister istemez. Yani bir gün sen buraya geldin. Ben dedim ki Canan bize yardım et. Bir yardım ettin. Oturdun işte bir saat kaldın bizle birlikte. Yani o an... Ya bitti gider ama. Daha sonrasında buranın haber müdürüymüşüm gibi davranmam. Ama işte bu nedir? O an pozisyonu neyi gerektiriyorsa o an onu yapıyorsunuz. Evet. Yani kaymakam da herhalde öyle düşünüyor. Ve ben bayramda biz de çalıştık. Kaymakam da çalıştı. Onun hakkını yememek lazım. İşte insanlar temiz Lefkoşa'da olsun diye. Artık bir kere Lefkoşa, Yasemin kokulu Lefkoşa değil. Bir kere önce hepimiz bunu kabul edeceğiz. Kabul ettikten sonra da bakacağız, edeceğiz artık nasıl olacak, nasıl bitecek ama kaymakamın da bence şu noktada çok fazla ağır eleştiriler almasını doğru bulmuyorum. O noktada bunu söyleyeyim. Çünkü adamın görevi değil. Evet, o zaman soyunmasın ama. Yani göreviymiş gibi açıklamalar da yapmasın. Çünkü dediğim gibi Sayın Kaymakam bizi dinliyorsa gerçekten yayına da bağlanabilir isterse. Kaymakamımız eğer dinliyorsa Sayın Dana inşallah bağlanır. Hem Lefkoşa ile ilgili son
Bilgileri de kendisinden de alırız. Evet ama... Bakalım bugün o belediyenin önündeki çöpleri nasıl toplamışlar onu ben merak ediyorum. Belediyenin önündeki çöpleri toplamadılar. Biz yayına gelirken belediyenin önünden de geçtik herhalde ama... Herhalde oraya bir ekip gönderir Sayın Kaymakam bu açıklamanın ardından. Evet ama sorunlar hiç durulmayacağı benziyor Mahmut. Bilmiyorum nasıl çözeceğiz bu sorunları ve bir an önce Lefkoşa o güzel havasına kavuşmalı diye düşünüyorum ben. Çöpler toplanabilir ama şimdi mesela bugün sabah biliyorsun belediye emekçileri aynı zamanda gidip polise de bir şikayette bulundu. Ki çok da haklı bir şikayet. Evet. Angarya çalıştırıyorlar ve başkalarını çağırıp emekçilerin hakkını bir kenara atıp başkalarını çalıştırıp çöp toplamaya çalışıyorlar. Ve daha ucuza topluyorlar. Evet ve daha ucuza topluyorlar. Ben çöpçüyüm. Sizin çöpünüzü alırken benim sağlığım ne olacak? Lütfen mesajımızı arkadaşa okuyun diye bir mesaj gelmiş herhalde size diye. Tamam onu söyleyelim o zaman kendisine. O zaman belediye çalıştığınız belediye kurumu size o iş güveninizi sağlayacak, kıyafetleri alacak. Ve hatırlarsanız yakın zaman içerisinde ne yazık ki çok üzülerek Mehmet Zubi'yi kaybetti. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti belediye çalışanları. Ve o çöplüğe yalnız başına inerken iş güvenliğini sağlamayan belediye, sendika... Bari iş güvenliğinizi burada sağlasın diyorum ben de kendisine. Çünkü o rahmetli insan oraya tek başına inmeseydi bugün belki yaşıyor olacaktı. Demek ki sorun biraz da kendilerinden kaynaklanıyor. İş güvenliğini gerekli almadıkları için. Evet, siz, o konu da var. Bir de aynı zamanda biliyorsun yani burada aslında bahsetmeye çalıştığı çalışanın da benim sosyal sigorta ihtiyaç sandığım da yatırılmıyor. Hasta olsam hastaneye gidemeyeceğim diye. Tabii bakın, bunu zaten hani tam bizi herhalde dinlemedi. Sevgili izleyicimiz tam dinlemiş olsaydı zaten ben o sorunun cevabını verdim yani. Dedim ki yani belediye bu grevi yaparken halkı düşünecek ama belediyenin çalışanlarını da belediye düşünecek. Çünkü benden vergiyi alıyor belediye. Evet. Hani almasa haklı diyeceğim. Evet. Ya benim fatura arabamda ben 300 TL ödemişim ya. Ben onu bilirim Canan. Yanlış mı söylüyorum? Yok yok hepimiz aynı şekilde yani, ödüyoruz. Yani tabii ki. Şimdi benim evimin önünde ben fare ölüsü görmek zorunda mıyım ya? Tabii ki. Evet. Ama bunun sorumlusu işte... Bunun sorumlusu sadece yani hani bir kişi değil. Onu anlatmaya çalışıyorum ben. Bunun sorumlusu belediye çalışanları da değil ama işte... İşte onu da söylüyorum ben. Sadece burada bir kişi değil. Belediye çalışanları var. Belediye yönetimi var. Evet. Hükümetin belli bir noktaya kadar bu işte sorumluluğu var. Ama bu herkesin noktada, sorumluluğu var. Burada tek suçsuz biziz. Lefkoşa'da yaşayan insanlar. Ben tam da o noktada onu düşünmüyorum ama bu eylemler gerçekleşti. Programa ara verelim. Haber bültenine gireceğiz tamam. Ama bu eylemler gerçekleştiği zaman geçtiğimiz aylarda bu uzun süreli eylemler ben Twitter ve Facebook hesabımdan bir şey paylaşmıştım. Eğer Lefkoşa Belediye çalışanları ödenmeyecekse, eğer Lefkoşa Belediye çalışanlarının sosyal sigorta ihtiyaç sandığı yatırımları yapılmayacaksa buradan açık çağrımdır. Benim çöpümü almayın. Kimse gelip benim çöpümü almasın kapının önünden demiştim. Ben hala aynı şeyi savunuyorum. Eğer bu işte bunu neden anlattım? Çünkü Lefkoşa halkının da bu konuda biraz duyarsızlığı var. Biraz fazlasıyla tepkisel. Eğer belki birazcık Lefkoşa halkı destek çıkmış olsaydı belediye çalışanlarına ve bir güç yaratılabilseydi belki de bu kadar uzun sürmeyecekti bu çöp işi diye düşünüyorum ben. Canan ben sana bir şey söyleyeyim. Eğer Lefkoşa halkı sessiz kalarak destek verdi, sessiz kalmayarak dursaydı emin ol daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalınırdı. Yani sadece bugün için değil, Lefkoşalılar kapısının önünde o kadar çöpü gördüğünde emin ol yaşadıkları da farklı duygular da var. Bunu hani bizler sokağa çıkıyoruz, görüyoruz. Oradaki insanlar bilmiyor sokaktaki insan bunu. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Sokaktaki insan sendika demiyor, belediye başkanı demiyor. Realiteyi görüyor, çöp diyor. Tamam desin çöp. İşte çöp desin ama yani. Buna karşı hani bir tepki göstersin. Şeyini ortaya konu koyuyoruz. Bu yani sessiz çöp deyip de evine girip de tekrar televizyonunun başına oturmasın. Yani. Konu bu. Tabii bunu tartışırız ikinci tabii, bölümde ikinci daha sıcak gündemlerimiz de var. Hatta şey var biliyorsun bugün iki önemli olay daha var. Aslında sen onu da paylaş şimdi sevinirim. Türkiye'de de bu başbakanlıkta silahlar patladı. Bu da çok önemli. Evet tabii Türkiye'de silahların patlaması. Arkadaşlar uyarıyorum kaç dakikam daha varmış. Onları da konuşabiliriz. Kısa kısa değiniriz. Yok esasında bunu çok kısa kesmeyelim. Çünkü başbakanlıkta Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'nın içerisinde Erdoğan'a 10 metre mesafede üç el ateş edilmesi çok ciddi bir olay. Yani bu sıradan bir şey değil. Bunun altında başka nedenleri de aramak lazım, görmek lazım. Esasında bunlar ikinci bölümde paylaşırız. Bunu ikinci bölümde daha güzel hatta değerlendiririz. Hatta Ulusal Birlik Partisi'nin mahkeme süreci var.
Yani orada da Adem edecek. Sizin muhabiriniz, Kanal T muhabiri Adem, takip etti Adem. Çok yorduk Adem'i. Hı-hı. Bir de özel haberi var Adem'in, onu da paylaşırsa çok daha iyi olur. Evet, sevgili Sıcak Gündem izleyicileri, bir ara verelim. Reklam arası, ardından da ara haber bülteni var Kanal T'nin. Daha sonrasında bu konular var, daha sıcak gündemler de var. Onları da hep birlikte değerlendiririz. Sevgili Kanal T Sıcak Gündem programı izleyicileri, bu kısa aranın ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. Kuzey Kıbrıs'ın en çok takip edilen internet sitesi, haber sitesi olan Kıbrıs Postası ve Kanal T'nin ortak yayınıyla hazırlanan Sıcak Gündem programı kaldığı yerden devam ediyor. Kanal T Haber Müdürü Mahmut Doğan'la sohbetimiz devam ediyor. Evet, bugünün başka sıcak gündemleri de var. Onları da konuşalım. Yakında üniversitesinin yaptığı ankette de Kanal T Kıbrıs'ın en haberde en çok izlenen özel televizyonu. Devlet televizyonunda aramızdaki fark %2,5-3 civarında. İnşallah belki bir dahaki programda, yani bir dahaki yıllar içerisinde Kanal T ekranlarından arkadaşlarımız en çok izlenen televizyon diye de gururla söylerler. Evet, ve Kıbrıs'ın ilk özel televizyonu. Evet. Onu da unuttuk, onu da söylemiş olalım. Eğer sizler de bizi takip etmek isterseniz sevgili Kanal T izleyicileri, 4143 SMS numaramız, SMS yoluyla bize mesaj gönderebilirsiniz. Ayrıca eğer bizi televizyondan izleme şansınız yoksa ve evden çıkıyorsanız, arabanıza binecekseniz 96.6 Radyo T'den ve 97.0 Posta FM'den bizi takip edebilirsiniz. Oradan da dinleyebilirsiniz. Evet, birkaç tane daha konu var. Onları evet, da üç geçelim. Önemli konu var. Evet. Konu başlıklarını söylemiştin sen. Biraz konu başlıklarına başlamıştık birinci yarıda. Mahkemeler demiştik. Mahkemelerde UBP bugün de mahkemedeydi. Onlarla ilgili. İkincisi, pek fazla yankı bulmadı ama çok önemliydi. Pervez Müşerref'in Pakistan'ın eski devlet başkanı da olsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmesi, Şeyh Nazım'ı dergahında ziyaret etmesi KKTC adına önemli bir olay. Çünkü bizim edindiğimiz bilgiler doğrultusunda Pervez Müşerref'in gelecek dönemde yeniden Pakistan'da devlet başkanı olabileceği söyleniyor. Eğer bu iddia gerçekleşirse bu çok, bugünün ziyareti o gün çok daha anlamlı olacak. Hı hı. Onunla başlayalım o zaman. İlk, olur peki. Sen takip eden tek muhabirsin galiba o evet, haberi. Aynen öyle. Biraz anlatır mısın? Yani şimdi biz bu haberi aldığımızda Ercan Havalimanı'na gittik. Cuma günüydü. Cuma akşamı işte uçak indi. Biz tabii basın mensubu olmanın heyecanı içerisinde direkt uçak alanına doğru uçağa yanaşırken biraz tabii Ercan Havalimanı'ndaki görevli memurlar bizi dışarıya çıkarmak istediler. Buradan polis genel müdürümüze de o vesileyle söyleyeyim. Biz biraz daha sizlerden ilgi bekliyoruz. Biraz daha özveri bekliyoruz. Neden özveri bekliyoruz? Çünkü biz de özverili iş yapıyoruz. O saatte hiçbirimizin mesaisi değil. Emin olun biz bunu haber için gidiyoruz oraya. Ve KKTC'ye çok önemli bir insan geliyor. Yani zaten normal bir birey gelmiş olsa biz emin olun bizim ne işimiz var orada? Ama Pakistan'da eski devlet başkanlığı yapan bir isim Pervez Müşerref. Bu ülkenin tanıtım açısından da çok önemli. Ben isterdim ki sadece orada Kanal T değil, bütün televizyonlar olsun. Bizim 7 tane uyduda televizyonumuz var. Eğer bunların hepsi bunun yayını yapmış olsa emin ol birileri izleyecektir bunu. İzleyince de Pervez Müşerref adı altında sen KKTC'nin de reklamını yapacaksın. Pervez Müşerref'i herkes tanır. Çünkü Pakistan'da devlet başkanlığı yaptı, geçmişi yoğun bir insan ve bugün KKTC'ye geldi ve devlet başkanını görmeye gelmedi, Şeyh Nazım'ı görmeye geldi. Evet. Bu da önemli bir ayrıntı. Biz gittik. Papa da geldiğinde biliyorsun, Papa da geldiğinde Şeyh Nazım'la görüşmek istemişti. Yani önemli bir isim. Diyanet İşleri Başkanı, Din İşleri Başkanı su içmez diye görüşemediler ama Papa'nın özel isteği Şeyh Nazım'dı. Şeyh Nazım'la yani, görüştü. Şimdi dini liderler dünyanın her tarafında saygı gören insanlardır. Yani bu Müslümanlar için değil, Hristiyanlar için de. Bakın Hristiyanlar Papa'nın ağzına bakıyorlar. Papa ne derse olur. Bugün Haçlı ordusu kuracağız desin gene kurarlar. Emin ol kurarlar. Çünkü çok ciddi bir inanış var, bir bağlanış var. Bakın İsraillilere ağlama duvarına gitmeden günleri geçmez. Niye? Çünkü din esasında toplumlarda birleştirici bir unsur. Biz buradan dini fetva vermiyoruz. Ama Şeyh Nazım gibi bir insanı eğer Pervez Müşerref geliyorsa biz de bunu görüntüleyeceğiz. Evet. Nasıl kimse gelişti? Madem çıkardı sizi, nasıl görüntülediniz, neler yaptınız? Vallahi önce fotoğraflara ulaştık biz. Cumartesi günü programını aldık. Şeyh Nazım'ın işte saat 12'de dergahına, Şeyh Nazım'ın dergahına gideceğini öğrendik. Tabii biz 11'de gittik oraya. Ne olur ne olmaz. Yani kendisi saat 1'de geldi. Direkt hiç şey vermeyecekti. Röportaj falan vermeyecekti. Tabii biz biraz da meslek aşkıyla direkt önüne atladık. Sağ olsun Orhan Bayraktar'dı kameramız.
kameramanımız. O da çok özveriliydi. İşte korumaları var. İşte Türk polisinin korumaları var. Eşiyle gelmiş. Hemen ilk şey, ben çok fazla Türkçe bilmiyorum. Onun için İngilizce konuşalım. Ve çok bir soru. İşte Kıbrıs'la ilgili neler düşünüyorsun? İşte Kıbrıs'ı çok beğendiğini. İşte Kıbrıs'ın olması gereken noktada olmadığını, yani malum ambargalardan dolayı. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bundan sonra da gelebileceğinin de mesajını verdi. Bu önemlidir. Ve içeriye geçti. İşte orada Şeyh Nazım Hazretleri'nin oğlu ve damadı karşıladı. Kısa bir ayaküstü sohbet. Sanırım Bahattin Baki oğlunun ismi. İşte o böyle bir ismi ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirttiler. Eğer arkadaşlar da bulabilirlerse cumartesi günkü haber bültenimiz içerisinde var. Görüntüsünü de getirsinler. Daha iyi olur. Orada kısa bir süreli sohbet. Ondan sonra öğlen namazına geçtiler. Tabii hani basın mensubusunuz. Fazla da artık takip de edemiyorsunuz. Bizim öyle bir pervez müşerrefi görme şansımız oluştu. İşte gazetecileri ne para, ne şöhret, ne başka bir şey. Bunlar tatmin etmiyor, biliyor musun? Tatmin eden nokta işte bu. Böyle önemli insanları görmek, onlarla ilgili haberleri yapmak. Ve bu haber Pakistan'da da yayınlandı. Yani Pakistan'da eski devlet başkanlarının Şeyh Nazım'ı ziyaret etmesi olay oldu. Bunlar önemli. Yani oradaki insanlar, biliyorsun, malum bu ülkede çok fazla yaşayan Pakistanlı da var. Onları da biz orada gördük. Geldiler mi? Tabii. Yani herkes kendini tanıtıyor orada. İşte ben şuyum, ben buyum. Hep Pakistanlılar. Önemlidir. Yani bu sıradan bir olay değil ki. Yani düşün, bu ülkeye kimler geldi, nasıl şaşalar koptu. İşte Türkiye'nin işte belediye başkanları geldiğinde daha çok ses getirdi. Ama bu olay, emin ol, yani hiç sıradan bir olay değil. Bu haber Türkiye'de de yayınlandı. İşte bizim işbirliği yaptığımız ATV grubu, Kanal T ATV grubu işbirliği de var. Özellikle A Haber'le. Orada da yayınlandı ve oradaki insanlar da çok şaşırdılar ve çok da mutlu oldular. Bu nedir? Esasında KKTC'nin tanıtımıdır. Yani bugün KKTC ile ilgili güzel bir haber Türkiye televizyonlarında çıkıyorsa, emin ol, biz orada 100 bin kişi izliyorsa bugün onları 5 milyon kişi izliyor. İşte 10 tane haberin arasında bir tane kötü haber, ama iyi haber ya, çıkması çok, yani tamam, iyi tabii ki habercilik açısından, senin açından, mesleğin açısından çok güzel bir şey. Böyle bir şeyi takip etmek, böyle bir şeyin tabii haberini yapıp da kanallarda bunu yayınlatmak çok önemli bir şey. Mesleki açıdan seni tebrik ediyoruz da. Şimdi dedin ya, Türkiye'de de yayınlandı bu haber. Türkiye'de başka şeyler de yayınlandı. 10 tane çirkin haberin arasında bir tane de böyle güzel haber yayınlandı. Biz de bu aralar Türkiye'de çöplerimizle anılıyoruz, yani işte ki, hastalıklarımızla anılıyoruz, farklı farklı şeylerimizle, fuhuşumuzla, oyumuzla, buyumuzla anılıyoruz. Tabii ki doğru değil mi bunlar? Hepsi doğru bunların. Kesinlikle şey noktasında değil. Ya zaten yani şöyle bir durum demiyorum var. Yani o haberi yapan muhabir ya görüntü koyuyor ya fotoğraf koyuyor. Ve siz yayın yalan diyemezsiniz ki. Yani neyini yalan diyeceksin? Adam görüntüsü var ya. Ben bugün Pervez Müşerref gelmedi diyeyim. Adamın görüntüsü var tokalaşırken. Nasıl yok diyeceksiniz? Evet. Peki kulislerde ne konuşuldu? Var mıydı öyle bir şey, dışarıda konuşulan, içeride neler yapıldığına, Şeyh Nazım'la Pervez neler yaptılar içeride? Vallahi içeride Pervez Müşerref'in hayır duasını aldığı, dizinin dibinde oturduğu Şeyh Nazım'ı dinlediği ve çok sıcak bir ortamda işte sohbetlerin gerçekleştiği belirtildi. Pervez Müşerref de çok güzel Türkçe konuşur. Yani bu arada 7 yıl Ankara'da kaldı babasından dolayı. İşte babası eski Ankara'da Büyükelçilik mensubu. O dönemde Türkiye'yi de çok sever. Türkiye aşığı da bir lider. Bu da onun yansıması olarak algılayalım. Sen de tam teyit edilmeyen bir bilgi de var ama bunu paylaşmakta ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Onu da sen de söylemek de istemiyorum ama Şeyh Nazım çok önemli bir misafiri. Şu an devlet başkanlığı koltuğunda oturan bir misafiri dün ağırladı diye biliyoruz biz. Yani çok önemli bir isim. Sadece onu söyleyeyim. Türkiye'den mi? Yok. Orta Doğu'da bir devletten. Yine mi? Ağırladı diye biliyoruz. Ve emin ol, bu olay gizli bir bilgi diye geldi ama tabii biz bunu da paylaşmayalım, ama çok önemli bir isim olduğunu paylaşalım. Evet. İzleyip göreceğiz. Şey, Nazım'ın bu aralar herhalde misafirleri artmıştır diye düşünüyorum. Bu aralar onun misafirleri var. Bu Türkiye Başbakanlık binasında silah sesleri
vardı bugün. Bunu da konuşalım. Önemli, ama bir yanlış yapmışım arkadaşlar. Beni düzeltiyorlar. 41-43 değil SMS numaramız. 43-43-35 SMS 43, numaramız. 35. Oraya SMS yollayabilir. Demek ki ondan SMS'ler az geldi bize. Yanlış yapmışım. Yoksa. Özür dilerim böyle bir yanlış için ama numaralar hep de aklımızda kalmıyor bu saate kolay kadar. Kolay değil yani. Günün sonu oluyor artık. 43-35 SMS numaramız. Bize SMS yollayıp ulaşabilirsiniz. Ayrıca Şehnaz'ımla Müşerref'in de görüntülerini ayrıca Kıbrıs Postası'nda da varmış. Oradan da takip edebiliriz. Tam görüntüler. Kıbrıs Postası'ndaymış. Oradan da takip edilebilir. Oradan da izleyicilerimiz eğer görmek isterlerse oradan da izleyebilirler. Ama çok hoş bir fotoğraf biliyor musunuz? Yani Nazım Hazretleri oturmuş koltuğunda. Dizinin dibinde Pervez Müşerref. Başında yeşil sarı elini tutmuş. Bu çok önemli ya. Baktığın zaman hani o fotoğrafta yani hani bir zamanlar Türkiye'de de malum bir fotoğraf vardı işte Libya'da eleştirildiydi. Hatırlarsın o dönemleri. İşte ona benzer bir fotoğraf çıkmış. Evet, demek ki daha konuşacağız bunu, bu konuları. Bakalım, izlemeye devam edeceğiz Şehnaz'ımı takip edelim ki görelim hangi devlet başkanları. Aslında biz onu takip etseydik bugün emin ol bugün belki de KKTC'nin en büyük haberini yapmıştık. Emin ol bugün en büyük haberini yapmıştık. Yani inanamayacağım bir lider. Görüşmenin tamamının videosu Kıbrıs Postası'nda varmış. Oradan takip edebilir izleyicilerimiz. Evet. Türkiye Başbakanlık binasında silah sesleri. Bugün sen onu biraz değerlendir bize. Yani çok enteresan. Yani Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık binasında. Bir de başbakan içeride, bakanlar kurulu içeride. 10 metre mesafedeymiş. 10 metre mesafede. Ha o kapıdan içeri girer de başbakanlığın kapısına kadar gidebilir mi o bakanlar kuruluna? Gidemez. İçeriden biri değilse. Ama işte öğrendiğimiz kadarıyla Kayserili bir vatandaş işten çıkarılmasını protesto etmek amacıyla başbakanlığa kuru sıkı tabancayla giriyor. Kayserili diye geçiyor ama sanırım bir düzeltme geldi onunla bir ilgili. Bir bakalım son dakikaysa. Milliyetten geldi. Başbakanın hemşerisi Rize Çayeli. Rizeli Çayeli. 1978 doğumlu Nuri Başkapan olarak. Niye peki böyle bir saldırıda bulunmuş. Onunla ilgili son dakika son sabıkalı olduğu belirtilen saldırganın şahsi sorunlarıyla ilgili olarak muhtelif yetkililere zaman zaman mektup yazmayı adet edindiği, benzer eylemlerde daha önce de teşebbüs ettiği, belirlenmiş ve müracaat ettiği makamların yasalar çerçevesinde kendisine yardımcı olmalarına rağmen dengesiz davranışlarla dikkatleri üzerine toplamaya çalışmayı alışkanlık haline getirdi. Yani psikolojik sorunlu bir vatandaş diyelim buna. Evet. Bakalım neler yaşadı ki kendisini böyle bir ama yani zaten normal çok da akıllı değil herhalde. Akıllı olsa Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'nın elini kolunu sallaya sallaya gidemezsin herhalde. Yani X-ray arama cihazı sırasında. Cihazı ilk o kapıdan giriş esnasında olmuş zaten. Evet. Bulununca üstünde yani herhalde. Yani neyse ki canını kurtarmış. Zaten orada malum hatırlarsın sanırım Adalet Bakanlığı'ydı. Karnından hafif yaralanan bir görevli var yalnız. Öyle mi? Evet. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim de bu hoş bir şey değil tabii. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'na gidip böyle bir harekette bulunman bence başbakanlık herhalde bundan sonra koruma duvarını daha da derin örecek gibi geliyor bana. Bu Rizeli olaydan olduğu, sonra. Müteahhit olduğu bir müteahhitmiş aynı zamanda. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde iş yaptığı ve buradan parasını alamadığı öne sürülerek silahla başbakanlıkta ateş ettiği söylenen ifadeleri varmış. Hatırlarsan Kayseri ile ilgili yolsuzluk iddiaları çok ayyuka çıktıydı. O zaman CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu işte Kayseri'de yolsuzluğun belgesi defter diye bir şey ortaya çıkardıydı. Bu grup toplantısında çıktı işte bu rüşvetin belgesidir ki verdiği aldığı belediye çalışanlarının. Acaba bunun sonu oraya gider mi? Bilmiyoruz. Olur. Türkiye'de evet, her şey olur. Gerçi Kayseri Belediyesi'nden bu konuda bir yalanlama gelmiş ama izleyip göreceğiz herhalde Türkiye kanallarında da daha detaylı bir şekilde. Bugün flash haber olarak geçer bu haber diye düşünüyorum. Ama normaldir de yani neticede onlar habercilikte bizden daha ilerdiler. O bir gerçek. Yani bunu kabul etmek lazım. Gerek teknik anlamda, gerek bilgi birikimi anlamında onlar bizlerden çok daha ilerideler. Çünkü 80 milyonluk bir ülkede yaşıyorsunuz ve sağınıza baksanız haber, solunuza baksanız haber. Bizim burada çok önemsediğimiz olaylar orada çok da fazla dikkate dahi alınmıyor. Yani bırakın işte haber yapmayı dikkate dahi alınmıyor. Çünkü onların süreleri 45 dakika haber kanalları hariç. İşte normal ana haber bülteni yapan televizyonlar daha çok işte böyle görselliğe önem veren show tarzı televizyonlar. İşte Fox'tur, Show TV'dir, ATV'dir ama o haberleri izlediğiniz zaman da o 45 dakika içerisinde sizi bağlıyor böyle. Hangi bültenin
siz hastasıysanız, izleyicisiyseniz Türkiye'de onu izliyorsunuz ve izleyici de onu veriyor. İşte canlı yayın noktalarından bağlantılar var, o an bir şeyler yapılıyor tabii. Hı hı. Onlar bizden biraz daha iyidir. Tabii bundaki en önemli etken maddi olarak çok güçlüler. Evet, kesinlikle öyle. Bugünün bir diğer gündem maddesi, ki önemli bir gündem maddesiydi, mahkeme. Adem Kavaz, bağlanacağız. Hı hı. Kanal T muhabiri, evet. Bağlanalım ona. Bugün o, gün boyu oradaydı. Takip zaten, etti, gün boyu oradaymış, orada izledi. Kesinlikle onu ona bağlanıp alalım detayları, ama çok ilginç bir sebepten dolayı ertelendi. Gerçekten kendimi gülmekten alamadım. Elektrik kesilmiş, jeneratör devreye girememiş ve mahkeme ertelendi. Tabii ki doğrudur, yalandır demiyorum ya da bir maksat tabii ki gözetmiyorum, ama bizim de durumumuzu mu ortaya koyuyor acaba bu olay diye düşünmeden edemiyorum. Yani bir elektrik kesintisi mahkemede çok önemli bir duruşmanın ertelenmesine sebep oluyor. Sadece bir fotoğrafa bakmamak lazım, albümün tamamına bakmak lazım. Yani mahkemelerle ilgili yaklaşık 1-1,5 ay önce ben burada bir eleştiride bulunmuştum ve çok da olumlu tepkiler aldım. Mahkemeler şey gibi oldu artık, vergi dairesi gibi, ceza kes gönder, ceza kes gönder. Herhalde elektrik parasını mı ödemedir, nedir? Öyle değildir herhalde, o bölgede bir elektrik kesintisi yok, vardır muhakkak. Yok, bugün Nefkoşa'nın genelinde vardı, evet, elektrik kesintisi. Ama neticede normaldir yani, çünkü orada işte söylenenlerin kayıt altına alınması, daha iyi duyulması, mikrofonla konuşulması, bunlar önemli şeyler ki bence doğrusu da yapılmıştır. Ha, jeneratör devreye girmemiş. O da teknik bir arızadır. Keşke olmasaydı da şey yapmasaydı. Ama yarın mahkemeye, evet, devam edilecek ve ivedilikle de bir karar çıkacağını düşünüyorum ben. Umarım daha fazla uzamaz. Adem Kavas attığımızdaymış. Kanal T muhabiri Adem. Adem, bizi duyabiliyor musun? İyi yayınlar dileyim. Gayet net duyuyor sizi. Evet arkadaşlarım, yardımcı olsa ben de biraz seni daha iyi duymak istiyorum. Adem, bugün bir bütün gün takip ettin sen Ulusal Birlik Partisi'nin Ara Emre kurultayda alınan çıkan kararla ilgili Ara Emre duruşmasını. Ertelendi, elektrik kesildi gibi söylevler vardı. Neler yaşandı bugün mahkemede, biraz senden detay alalım. Evet, daha önceden açıklanmış olduğu gibi 10.30 itibariyle kurultaya ilişkin dava bugün başladı. Fakat biliyorsunuz önceden açıklanan bir duyuru vardı, elektrik kesintisi olacak diye. Elektrik kesintisi oldu, fakat jeneratörde çıkan bir sıkıntı vardı. O giderilemediği için bugün öğleden sonra, ya saat 14'e ertelenmişti dava. Bugünkü davada ne var diyecek olursanız, tanık Savaş Atakan vardı, tanık olarak mahkemede çıkarıldı. Kurultaya ilişkin davada, kurultaya ilişkin yorumlarını ve neler yaşandığına dair avukat Ergün Ulunay, yani İrsen Küçük'ün avukatları Ergün Ulunay tarafından sorular soruldu. İstinak edildi diyebiliriz. Halkın anlayacağı dilde söyleyecek olursak, işte kurultaya ilişkin, orada neler yaşandığına ilişkin birçok soru soruldu ve cevaplar verildi. Davanın daha tanıkları olduğunu söyledi Sayın Fuat Veziroğlu. Biliyorsun Ahmet Kerşif'in avukatı olarak birçok isim var. Fakat Fuat Veziroğlu daha fazla ön planda diyebiliriz. O soruları soruyor tanıklara. Onun iki tanığı daha olacağı söylendi. Gerekirse bir tanık daha olacak. Gerekli duyduğu halde üç tanık olarak çıkarılacağını söyledi. Ama şu an itibariyle iki tanık daha var. Yarın saat 10'da itibariyle dava tekrar görüşülmeye başlanacak. Yarın bir kararın çıkma söz konusu mu diye bir soru yöneltecek olursan Canan. Evet. İki tanık var. Sabah eğer bir sıkıntı olmazsa da tanıklar oturur ve sorular sorulursa, akşam oturumuna ertelenmesi durumunda bir kararı bekliyoruz diyebilirim aslında sana. Eğer gerekli duyursa üçüncü sanığı da Sayın Fuat Veziroğlu bugünkü mahkeme de açıkladığı gibi tanık olarak mahkeme kürsüsüne çıkacak. Evet. Adem'e bir soru da ben sorayım. Buyurun. Adem, sen uzun zamandır zaten mahkemelerde de görev yaptın. Bu tür davalarla pek karşılaşmıyorsun ama yargıçların tutumları hakkında en azından bir bilgiye sahipsin diye düşünüyorum. Şimdi baktığımız zaman dinlenen tanıklar ya Ahmet Kaşif'in yanında olanlar ya da başbakanın yanında olan isimler. Bunun dışında diğer bilirkişi olarak uzmanlardan görüş alınacak mı? Bununla ilgili herhangi bir iki taraftan da talep geldi mi?
Şu an itibariyle öyle bir talep yok. Sadece az önce belirttim, Fuat Veziroğlu'nun bir tanığı daha var. Gerekli duyarsam çıkaracağım. O isim bize henüz açıklanmadı. Tanıklar sizin de belirtmiş olduğunuz gibi Sayın Müdürüm, divanda görevli olan İhsan Küçük'ün tarafını destekleyen ve parti tarafından seçilen iki kişi, Ahmet Kaşif'i destekleyen ve yine parti tarafından seçilen iki kişi olarak tanıklık dinlenecek diye tahmin ediyorum ben. Fakat bu konuda uzman görüşüne başvurulup başvurulmayacağına dair bize herhangi bir duyum gelmedi. Kulislerde de aralarda gezerken herhangi bu şekilde bir duyum bize ulaşmadı. En azından bana ulaşmadı diyebilirim. Peki siyasi partiler yasası gündeme gelecek mi Adem? Zannetmiyorum. Çünkü Ulusal Birlik Partisi'nin tüzüğü üzerinden gidileceğini tahmin ediyoruz. Çünkü bugünkü ara emre ilişkin daha önce itirazlanma dosyası vardı biliyorsunuz. O dava itirazlarına karşı ara emre ilgili olmadığı için itirazlar bugün kabul edilmedi. Kabul edilmedi derken yani ara emre ilgili olmadığı için, gerçek davayla ilgili olduğu için o davalara, itirazlara bugün gerek duyulmadı. Esas davada görüşüleceğini söyledi Sayın Lefkoşa Kaza Mahkemesi Başkanı Emine Dizdar'da. Evet. Evet. Çok teşekkür ederiz Ahmet. Adem, kolay gelsin sana. Size de iyi yayınlar. Evet. Bunu da izleyip göreceğiz. Umarım yarın gerçekten bir karar çıkar bu konuyla ilgili. Daha fazla uzatılıp da en azından ülkenin gündemi bence artık bu konuda biraz rahatlasın. Hani bununla da meşgul oluyor çünkü gündem ve aslında çok da meşgul olmaması gerektiğini düşünüyorum. Esasında biraz biz gazetecileri de rahatlayalım. Evet. Yani sadece gündem değil, yani nereyle ulaşacağımızı, bazen nereye bölüneceğimizi bizler de şaşırıyoruz. Mesela bugün çok önemli bir haberimiz var bizim. Geçen Haber Masası programına bir izleyici mesaj attı. Mesajda şu ifadeyi kullandık: kamusal alanda, yani devlet dairelerini kastederek sigara içiliyor. Ve bakanlık bunu da denetlemiyor diye. Bununla ilgili çok önemli bir şey var. Bugün haberimiz var. Sayın Hatice Faydalı'yla, Temel Sağlık Hizmetleri Müdürü'yle yapmış olduğumuz ve vatandaş görüşleri var. İnanın çıkan sonuçlar yani çok da öyle dışarıdan göründüğü gibi değil. Yani yaklaşık 235 bin TL, belki de 225 bindir tam rakam aklımda değil. Şu ana kadar 2010'dan itibaren ceza kesildi ve yaklaşık bunun 130 bin TL'sinde tahsil edildiği yönünde. Bu da aslında çok büyük bir rakam da değil. Evet, değil. Ben onu söylüyordum. Yani çok büyük bir rakam değil. Çok büyük bir rakam da değil. Ya gerçekten kamusal alanlarda artık sigara içmiyoruz ya da içiliyor ve gözüm oluyor. İşte bununla ilgili işte grafiksel detaylı haberimiz var. Ana haber bülteninde tabii izleyeceksiniz. Özellikle seni takip ettiğini de biliyorum ben. Eve gidince Kanal T haberi açıyorsun. Evet, izleyicilerimiz gibi bu haberi de takip edebilirler. Yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. O yüzden hızlandırıyorum. Bugün Kıbrıs Postası'nın en çok okunanları arasında Mausa Lefkoşa Anayolu'nda korkutan bir kaza vardı. 3 aracın çarpıştığı bir kazaydı. Kısa süreli bir yolda tıkanma oldu. O saatlere denk geldi ki yoğunluğun da olduğu saatlerdeydi. Şans eseri, ne kadar şans artık bunu da söylemek istemiyorum. Şans eseri yaralanan bir kişi yaralandı. Ve ölüm olmadı en azından. Ölümlü bir ne kadar kötü bir şey değil mi? Yani ölüm olmaması sevindirici. Kaza yapılmasa daha iyi değil mi? Evet. Yani Gazi Mausa'na yolu da öyle kazaya çok müsait bir yolda değil yani. Çok fazla dikkatli olmanıza da gerek yok. Normal seyir halinde gitseniz o yolda kaza yapmak biraz mümkün. Ama demek ki çok fazlasıyla dikkatsizdi sürücüler. Dünün bir haberi vardı ki çok önemli bir haber. Daha doğrusu bugün sabahın haberiydi. Erken vakitlerde konuşulmaya başlandı. Kıbrıs Türk Hava Yolları ve Atlas Havacılık AŞ 840.853 sterlin ödemeye mahkum edildi. Evet, bu haberde ikinci en çok okunan haberdi bugün Kıbrıs Postası'nda. 19 yaşındaki bir askerin intihar haberi çok rahatsız edici. Şimdi biz o haberin bugün de üstündeyiz biliyor musun? Şu an onu takip edeceğiz biz. İşte gerekli bağlantıları yaptık gibi aslında de. Aslında bir ayın içerisinde ikinci asker intihar, daha doğrusu bir intihar etti, bir tanesi de intihar girişiminde bulundu. Bunu da atlamamak lazım aslında. Bu dönemde ne oluyor sorusunu da sormak lazım. Ya şimdi lazım onun için askere gitmek lazım. Asker psikolojisi bu yani. Yani yaşamak lazım onu. İntiharın hiçbir türlüsü çözüm değil. Bir kere önce bunu bilmek lazım. Yani eğer sen ben içinden çıkamıyorum, intihar edeceğim diyorsan
bence o çıkamadığın sorundan kurtulmayı dene. Hı hı. Yani bir yerde huzursuz musun, mutsuz musun? O alanı terk et. Eşinle mi mutsuzsun? Eşinden ayrıl. Maddi olarak sıkıntıda mısın? Seni maddi olarak sıkıntıya düşüren hatalarını keşfet, düzelt. Bu kadar basit. Ta hayat o kadar basit olmuyor işte. Canan, hayat o kadar basit değil de yani dünyada 7 milyar insan yaşıyor. Evet. Şimdi herkesin derdi var, herkesin sıkıntısı var. Herkes intihar mı etsin? Artan bu intiharların sebebi de tabii ki sosyolojik olarak, hı-hı, da bakmak lazım. Tabii o sosyologların, psikologların görevi ama tabii biraz da insan kendisinin doktoru kendidir yani. Bunu da bilmesi lazım. Evet. Yani eğer ben gidip kumar oynuyorsam, yani Kıbrıs'ta her yerde kumar oynayabilirsin. Ben gidip birinden borç alıyorsam, oynuyorsam, oradan borç alıp oynuyorsam, ondan sonra düşünün, beni hangi sosyolog kurtarabilir ki? Hangi psikolog kurtarabilir? Tabii, evet. Çünkü sorunun kaynağı benim, temeli benim. Ama bizim de o noktalara gelmemizin belli sebepleri sistemsel, yaratılan sistemsel, onlar işte, sistemsel sorunlar işte var. İşte onları sosyologlar ve psikologlar çözerse zaten bunlar da oldukça bir aşık. Bir diğer haber, kurultay duruşmasının elektrik kesintisi nedeniyle ertelenmesi haberi de yine Kıbrıs'ta. Ya emin ol, bu haber Türkiye'de olsaydı var ya. sadece bunu haber yapardılar. Evet, gerçekten sadece. Şimdi jeneratörün yanına giderdiler. Bu jeneratör niye çalışmadı? İşte evet, bakımı mı yapılmadı? Evet, mazotu mu bitti? Pervez Müşerref'in de Nazım'ı ziyaret ettiği haberi bugünün en çok okunan haberleri arasındaydı. Şimdi acaba bizden sonra şey olmuş mu? Bizim konuşmamızdan sonra bir etkili olmuş mu? Okuna ona o kadarını göremiyoruz ama gerçekten de tüm görüntü, bütün Şehnaz'ın ve Müşerref'in konuşurlarken içeriden bütün görüntüleri yer alıyor. Şu anda Kıbrıs Ostası'nda ben de önümde görebiliyorum bütün görüntüleri. Birlikte çok görüntüleri güzel var. Neticede ama olsun, bunu ilk yayınlayan bizdik, evet, artık. Biz olayın o tarafındayız. Çünkü insanlar bunu bizden duydular. Hı-hı. Bu bizim adımıza güzel, gururlandırıcı bir olay yani. Evet. Bu takip edeceğiz herhalde. Sıcak gündem sıcak başladı. Gündem sıcaktı bugün. Bugün özellikle belediyenin önünde eylem günüydü. Ne olacak belediyeyle ilgili? Doğan Güneş'le biz de bakacağız tabii ki. Vallahi olacak bir şey yok ya. Yani iki tarafta pes etmem diyor. Acıyı. Bakanlar Kurulu kararı da var ama işte onu da unutmamak lazım ya, sanırım. Bakanlar Kurulu kararı var da. Yani Bakanlar Kurulu kararı şu anda herhalde pek de kimse uymuyor yani. Evet, işte uyarlarsa eğer o zaman bir şeyler. Normalde bugün uymaları lazımdı. Hı hı. Evet. Evet, süremizi doldurduk. Ben sana çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben nasıl geçti anlamadım. 2 saat yani, 2 programımız 40'ar dakikadan çok müthişti. Çok zevk aldım. Keşke seninle haftada bir böyle tatlı sert bir program yapsak. Evet. Çok daha hoş olur. Teşekkürler programıma katıldığın için. Evet sevgili Sıcak Gündem programı izleyicileri, Kuzey Kıbrıs'ın ilk özel televizyonu Kanal T ve Kuzey Kıbrıs'ın en çok takip edilen haber sesi Kıbrıs Postası'nın hazırladığı Sıcak Gündem programının bugün sonuna geldik. Yarın yeniden yeni konu ve konuklarımızla sizlerle birlikte olacağız. Sıcak Gündem'de gündeme dair en sıcak haberleri, en sıcak gündemleri bizimle birlikte değerlendireceğiz. Hep birlikte değerlendireceğiz. Yarın görüşünceye dek mutlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın. Polis alıştırma lazım. Bu yalan söylüyorsun. Gözünüz bir yolcu söylüyor.